Merhaba arkadaşlar, bu videoda bilimsel hesap makinelerinde table fonksiyonunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Ben gösterimi DAX X900 üzerinden yapacağım arkadaşlar. Siz de elinizde bulunan table fonksiyonuna sahip herhangi bir hesap makinesiyle aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Hemen hesap makinemi açıyorum arkadaşlar. Ve menü tuşuna basıyorum. Ve table modunu aramaya başlıyorum. Table modum 9. moddaymış arkadaşlar. 9'a basıp giriş yapıyorum. Öncelikle table fonksiyonu ne işe yarıyor arkadaşlar? Ondan bahsedelim. Diyelim ki elinizde bir fonksiyon var ve fonksiyona çeşitli değerler vererek arkadaşlar sonuçlarını görmek istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar böyle bilimsel hesap makineleri işte belli bir aritmetik değerlerle bunları tablo haline size verebiliyor. Hatta bir fonksiyon değil arkadaşlar, iki fonksiyon içinde değerler alabiliyorsunuz. Örneğin buraya basit bir fonksiyon yazalım. Mesela alfa x dedim arkadaşlar. Bu arada bilmeyenler vardır. Buradaki x'i ve y harfini kullanmak için arkadaşlar önce alfa tuşuna ardından da harfin bulduğu tuşa basıyorum. X'in karesi artı 1 bölü 2 olsun ilk fonksiyonumuz. Sonra eşittir'e bastım arkadaşlar. Geçtim. Bir tane daha fonksiyon yazmak istiyorsanız arkadaşlar buraya da doldurabilirsiniz. Yazmak istemiyorsanız direkt eşittir tuşuna basıp geçebilirsiniz. Hadi buraya da x'in küpü ile ilgili bir şey yazalım. Alfa'ya bastım, ardından x'e bastım. Küpü için üstüne tuşuna bastım, ardından tuşa bastım. Artı dedim, ne 1 bölü 2 olsun. Ve ardından arkadaşlar eşittir tuşuna bastım. Bana şimdi arkadaşlar x'e vermek istediğim ilk değeri soruyor. Diyelim ki biz 3'ten başlayalım. 3'ü yazdım, ardından eşittir'e bastım. Kaça kadar denesin arkadaşlar? Mesela biz 13 değerine kadar deneyelim. 13 yazıyorum. Eşittir'e bastım. Kaç adımda bir denesin? Mesela biz 3, 5, 7, 9, 11, 13'ü görmek istiyorsak arkadaşlar siteve 2 diyorum. Eşittir'e bastım. Tekrardan bastım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar x'in 3 için fx ve gx fonksiyonlardaki değerlerini vermiş oldu bana. 3, 5, 7, 9. Şöyle aşağı gelsem 11. Bir tane daha aşağı geldim arkadaşlar. X'in 13 değerleri için de fonksiyonların sonuçlarını bana vermiş oldu gördüğünüz gibi. Burada tek sorun arkadaşlar, bazı arkadaşlar fazla hata aldıklarını söylüyor. Onlara da nedeni şu. Buradaki tablonun belli başlı sınırları var. Mesela 30'dan fazla değer denetmiyor. Yani x 30 tane değer alabiliyor. Ondan sonra türev integral gibi bazı fonksiyonlar kullanılmasına izin vermiyor. Onun için a, b, c, d, e, f gibi arkadaşlar hafızaya değer atanmış değerleri kullanabiliyorsunuz. Sadece x'i kullanamıyorsunuz burada. X'e izin vermiyor. Çünkü x fonksiyonun bir değişkeni olarak görüyor. Onun dışında arkadaşlar başka anlatmak istediğim bir şey yok. Umarım bu fonksiyon işinize yaramıştır. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.